Dün akşam çalışmalar tamamlandı mı? Evet. Harikasınız. Süper. Hadi bakalım. Bugün daha güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber. Hazır mısınız? Evet. Şunu fark ettim 14 yıllık meslek hayatım boyunca. Öğrencilerimin yerde yuvarlanmaktan, yerde yatmaktan ne kadar mutlu olduğunu fark ettim açıkçası. Ne kadar zevk aldıklarını fark ettim. Ve o zaman neden biz hani betondan yapıyoruz her yeri, ya da seramik döşüyoruz? Laminat yapsak nasıl olabilir falan diye düşünürken radikal bir karar aldık aslında. Artık sınıfımıza biz ayakkabıyla girmiyoruz. Çocuklar şimdi masalarımızı açıyoruz. Yerde çalışma yapıyoruz hep beraber. Hadi bakalım. Ortaya gidiyoruz. Süper. Evet çocuklar, sayfa 138'deyiz. Yaşamımızdaki elektrikli araçlarla ilgili. Daha önce de yaptığımız bir etkinlik vardı hatırlıyorsanız. Göste basmıyor. Ne yapayım? Bayram Ali çıkmışken. Efeciğim. Bengüsü bir şey açar mısın orada? Yok. Bir şey açar mısın? Çünkü. Islaklama kokusunu aldığında direkt olarak buraya geliyor. Velilerle beraber kolları sıvadık. Çok güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum onlarla beraber. Çok güzel bir işbirliği içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü sürecin içerisinde ve sürecin sonundaki çıktılara baktığımda ben öğrencilerimin ne kadar mutlu olabildiğini, okula gelirken ne kadar mutlu olduklarını, hatta buradan gitmek istemediklerini her gün duyduğum zaman bu benim için en önemli çıktılardan bir tanesi. Elimizi koyunca yine böyle duruyor öğretmenim. Yani gördüğü bir nesneyle duracak, çarpmayacak evet. Yani. Masada da ders yapıyoruz öğrencilerimle ama yerde etkinlikleri yapmaktan çok büyük zevk aldıkları için birçok etkinliğimizi yerde uzanarak ya da masalara da uzanabiliyorlar bazen. Orada da yapıyoruz. Çünkü benim için öğrencinin benim karşımda nasıl durduğu değil, benim için öğrenip öğrenmediği önemli. Kadriye teyze! Kadriye teyze! Öncelikle sınıfımı çok sevdim. Arkadaşlarımı, öğretmenimi çok sevdim sayınca. Derslerimiz çok iyi. Her zaman eğlenecek bir şey buluyoruz. Ve her dersten çok keyif alıyorum. Evet, bunu kim başardı? Biz!